Merhaba sevgili dostlar, hoş geldiniz. Bugün Diyarbakır'dayız. Diyarbakır'da bugün sizlere farklı bir video çekeceğiz. Şimdi birçok arkadaş soruyordu ki kahvaltı nerede yapabiliriz? Malum biliyorsunuz ki salgın var. Salgın olduğu için de kahvaltı mekanlarına gidemiyoruz. Bugün sizlere farklı bir video çekeceğiz. Bu videonun içerisinde kahvaltı mekanı olmayacak. Bugün sizlere peynirciye getirin. Normalde kilo üstü peynir yapan bir mekan ama normalde esnaflara da gramaj üzeri peynir satıyor. Tam 4 kişilik kahvaltı alacağız. Toplamda 100 lirayla geçmeyecek. Eğer hazırsanız güzel bir kahvaltı videosu geliyor. Hadi başlayalım o zaman. Yunus Usta, kolay gelsin. Aydın abi, hoş geldin. Nasılsın, iyisin? Allah razı olsun, teşekkür ederim abi, sağ olasın. Keyfin nasıl? Elhamdülillah, çok şükür. Sen nasılsın, iyisin? İyidir, sağ olasın. Şimdi biz buraya bugün abi 4 kişilik kahvaltı almaya geldik. Tabii ki, başka gelsin her zaman abi. Bu kahvaltılığımız paket olacak. Tabii. Biliyorsun malum salgın var. Tabii. Aynen. Herkes gidip yiyemiyor. Tabii ki. Bize dedik ki bugün doğrudur, 4 kişilik uygun fiyata kahvaltı alalım, tabii, evde yiyelim. Bunları karşıdaki insanlara gösterelim. Tabii ki gösteririz abi. Hemen. Sen normalde kilo işle satıyorsun. Aynen, kilo işi. Normal işimiz zaten kilo işi. Evet. Burada esnaf arkadaşlarımız zaten böyle köpük tabağımıza istediği kadar bir şey 3 liralık, 5 liralık ya da işte Türk Telekom'da olan memur arkadaşlarımız, postanede olan memur arkadaşlarımız, bankada çalışan memur arkadaşlarımız kendilerine göre burada sabah işe giderken alıyorlar. İşte alıyorlar. Aynen, iş yerinde kahvaltı yapıyorlar. Zaten yan tarafta fırın da var. Sıcak ekmeğini çöreğini peynir alıyorlar. Buradan sıcak ekmek öyle abi. Peki sen bugün bize 4 kişilik kahvaltı ne yapacaksın? Başlayalım istersen. Abi isteğe bağlı yapacağım. Sen nasıl istersen. Ya peynir olsun, zeytin olsun, kavurması olsun, yumurtasına kaç sen ne alacaksın abi? Tabii. Özür dilerim, mesela sen örgü peyniri mi seversin, lavaş peyniri mi istersin? Karışık olsun işte. Karışık olsun. Tamam, şöyle tattırayım, belki beğenmezsin. Yok, normal olmaz. Çok güzel. Evet. Şöyle biraz ondan sonra biraz lavaş. Biraz lavaş şeklinde. He. Az bir şey de böyle otlu peynir alalım. Tamam, olur abi. Burada doğruyor böyle. Abi şu yeterli mi örgü peyniri? Yeterli. Tamam. Şöyle lavaş peynirinden de bakayım abi. Şu yeterli mi Erdal abi, lavaş peynirimiz? Yeterli de kardeşim, o tabii da yeterli. Sen şimdi bunu normal kilodan da hesaplıyorsun değil mi? Tabii yani? Tabii, normal evine aldığın mesela 35 liradan kilosunu, evet. 35 liradan da gramla alıyorsun mesela. Gramla alıyorsun. Tabii. Şu yani böyle gram aldığım şey ayrı bir fiyat yok. Hayır, kesinlikle. Şimdi örgü peyniri aldın, lavaş peyniri aldın. Tamam. Kilogram fiyatı evine aldın, zaten o kilosu 35 liradan. Rahmet söyleyeyim, şimdi bunu aldın götürdün, iş yerinde kahvaltı yapıyorsun. Evet. İş yerinde kahvaltı yaptığın arkadaşlarından beraber kilosu ne kadar mesela diyorum, 35 liradan 13 lira yapıyor mesela. 13 liradan aldın, ev götürdün, iş yerinde kahvaltı yaptın. Çok güzel, beğenirsin, lezzetli gelir. Akşam gelir evine 3 kilo veya 5 kilo alırsın, götürürsün abi. Süpersin abi. Erdal abi, otlu peynir yeterli mi? Tamam, yeter kardeşim, o da yeter. Tabii. Şöyle yeter mi abi? Yeterli abicim. Biberli zeytinden mi yoksa çizikten mi vereyim abi? Aynı ondan. Biberli olan. Tamam. Şöyle buyurun. Tamamdır abi. Favori olan süt kaymağın var. Onu da istiyorum. Onu da göster. Tabii. Onu da göster abi. Şimdi bu süt kaymağı sana günlük taze geliyor değil mi abi? Zaten bu süt kaymağı taze günlük geliyor. Bugün bitmedi mi ertesi gün çöpe gider abi bu. Çöpe gider abi. Tabii. Bu süt kaymağı tazedir, günlüktür. Ama söyleyeyim. Şu miktarını yeterli mi şöyle abi? O yeter mi 4 kişiye? Yeterli olur. Fazla bile kalır çünkü abi şöyle söyleyeyim, kaldı mı ertesi gün pis olur. Abi söyleyeyim, balının tadını almak istiyorsan az bir şey balını bırakacaksın, süt kaymağının tadını alacaksın. Yeterli abi. 4 kişi yeter mi? Yeter abi. Tamam. Yeter abi. Çünkü bal keser abi adamı. Tamam. Şimdi kavurma da alalım abi. Tabii ki abi. Ne kadar istersen. 4 kişilik alalım. Yumurta kıracağız üzerine. Yumurta kıracaksınız tabii. Yumurta kıracağız üzerine. Biraz daha böyle yağından olsa, yağlı olsa tabii, yumurta daha lezzetli olur. Sen daha iyi bilirsin. Kenarından söyleyeyim. Sana şöyle vereyim. Tamam. Biraz daha yağlı. Kavurmanın kilosu ne kadar? Abi kavurmanın kilosu 90 lira. 90 lira. Evet abi. Dana mı, koyun mu? Süt danasından yapılıyor. Yeterli olur mu Erdal abi? Yeterli abicim. Tabii ki hemen. Erdal abi, bir de şey var, şöyle izah edeyim, tulum peyniri sever misin sevmez misin bilmem de tulum peyniri lezzetli olur, %100 koyun sütünden yapılıyor. İstersen az bir şey tulum peyniri kadar müşterilerimiz üzerine bir de şey yapıyor, tereyağı. Tamam. Tulum peyniri üzerine tereyağı. Tamam, ondan da alalım. Bir tabak da ondan yapayım. Tamam. Tulum peynirimiz Elazığ'dan gelen. Bunun üstüne biraz tereyağı da bırakacağız. Tabii. Tamam. Üzerine bir de tereyağı bırakacağız. Tuzsuz bırakıyoruz abi. Tamam abi, tuzsuz bırak. Tuzluyu da genelde yemeklere falan kullanıyorlar tereyağını. Tamam abi. Şöyle üzerine bir parça da tereyağımızı bıraktıktan sonra abime söyleyeyim. Bu da hazır. Güzel bir şekilde hazır bu şekilde. Tamam. Reçelimizde şey var abi, çilek, ahududu, börtlen, ondan sonra incir. Çilek ver abi. Tabii ki. Yeterli olur Merdan abi. Yeterli abi. Teşekkür ettim. Tabii. Acı sos. Acuka. Tamam. Böyle bırakayım az bir şey. Yeterli mi abi? Tamam, yeterli abi. Onun dışında bir de şey var abi. Çemen var. Çemen tamam. Bir şey bırakayım yanına. Tamam. Çemen de bırak. Çemen de severiz. Cevizli bile. Tamam. Şöyle bırakayım abi. Tamam. Bu da bizim acımız. Aynen abi. Şimdi kahvaltıya gidiyorsun ya, her şey atıyor ya masaya. Aynen öyle abi. Biz öyle bir şey yapacağız. Ya şimdi bu biz öyle çok özür diliyorum. Biz 4 kişilik diyoruz da bu kahvaltılı. Ya evde 6 kişi bizi bekliyor. Yersiniz yani. Aynen. O insanı söylüyor. Aynen öyle abi. Abi şöyle fındık ezmesi sade olan. Tamam. Bir de katlolu olandan var. Çocuklar sever diye hani birazcık ev için bırakıyorum size bilgi olsun. Tamam. Tamam. Fazla değil böyle. Az bir şey ondan, az bir şey ondan. Tamam kardeşim. Yeterli olur abi ya. Yeterli. Tamam. Aynen. Zaten en büyük problemimiz aynen israf oluyor. Aynen. Şimdi geldik işin en önemli kısmına geldik. Aynen. Şimdi fiyat konusuna geldik abi. Şimdi şöyle izah edeyim abime. Şöyle biberli zeytinin şöyle karşıda gördüğün gibi kilosu 25 lira. Siyah zeytin bıraktım kilosu 30 lira. Ortasını arıyorsun. Ortalama fiyatı 27 liradan hesaplarım abi. Tamam. 9 lira geldi. Tamam. 9 lirayı bir köşeye bırakırız abi. Tamam abi. Şöyle hesaplayalım böyle biz beraber hesaplayalım. Tamam. Şimdi şöyle abime söyleyeyim 200-225 gram geliyor. 50 liradan ortalama hesapladık mı 11 lira gelir, 11 liradan hesaplarız. Tamam abi. Artı 11. Aynen abi. Toplam 20 lira oldu abi. Tamam. Şöyle tulum peynirini söyleyeyim abi. Kilosu 55 lira. 55 liradan hesaplarız abi. 11.500 geldi. Tamam. 11.500. Çilek reçelimiz var. Kilosu 30 lira. Bilginiz olsun. 9 liradan geliyor. Şöyle örgü peyniri ve lavaş peyniri ayrı doğradık ya. İkisinin evet. Fiyatları zaten aynı. Kilosu tamam. 35 lira abi. 13 lira denk geldi. Tamam. Şöyle 13 lira bunu hesaplıyoruz abi. Közlenmiş zeytinden acı soslarının fiyatları zaten sabit standarttır. 35 liradan veriyoruz. 9 lira da bu abi. Tamam. Şöyle abime söyleyeyim. Kavurma kilosu 90 lira. Tamam. Evine de alsan 90 lira. Tamam. Alsan 90 lira. Kaç gram? Şöyle abime söyleyeyim 170 gram kavurma 15 lira denk geliyor. Tamam. Eti 86 lira abi. Bu 15 lira abi bilginiz olsun. Tamam. Şöyle fındık ezmesinin kilosu 35 lira. Abi benim söyleyeyim 5 lira bunu hesaplıyoruz. Tamam. 4 tane de yumurtamız var abi. 4 tamam. Tane de yumurta tanesi 1 liradan abi söyleyeyim toplam 95 lira abi. Yani hepsi dahil 95 lira abi. 95 lira. Görelim abi. Şunların hepsi olsun bir şey. Yumurtaya dahil 95 lira. Tamam. 2 kişi kahvaltı yapıyor 95 lira hesap ediyor. Şimdi biz işte biz onu söyledik yani. Ailen neydi? 6 kişiyiz biz evde. Kişi. Ben 4 kişi dedim ama 6 kişiyiz biz yani ya. Bir de kalan da çöpe gitmeyecek. Yok evde kalacak. Aynen. Yan tarafta şimdi sıcak ekmek alacağız. Aynen öyle abi. Sıcak ekmek, çörek istersen çörek. Çocuklar için simit belki sever, simit alır. Aynen. Biriniz çok teşekkür ederim kardeşim. Olsun, Allah razı olsun. Bir daha bekleriz abi, sağ olun. Her şey dahi 95 lira. Aynen abi. Kendine iyi bak. Siz de abi görüşürüz. Hadi kolay gelsin. Şimdi buradan ekmek almaya gideceğiz. Hemen yan tarafta Diyarbakır'ın en eski ekmek fırınlarının bir tanesidir. Haberiniz olsun. İki ekmek, iki çörek, 12 lira toplamda. Şimdi sevgili dostlar, 95 lira kahvaltı aldık, 12 lira da ekmek aldık. Toplamda fiyatımız bu şekilde. Biz bunu 4 kişi dedik ama evde 6 kişi kahvaltı yapacağız. Farklı bir kahvaltı olacak. Burada kesiyoruz, evde devam edeceğiz. Hadi bakalım, devam ediyoruz. Evet sevgili dostlar, geldik bir güzel videonun daha sonuna. Umarım keyif almışsınızdır, umarım hoşunuza gitmiştir. Sizlere ailenizle birlikte güzel bir kahvaltıyı uygun fiyata nasıl getirebilirsiniz? Bugün sizlere onu anlatmaya çalıştım. Aşağısı 100 TL, biz 6 kişi evde doyduk ve fazla da kaldı. Kalanlara çöpe atmadık, israf da olmadı. Bu tarz içeriklerin daha çok gelmesini istiyorsanız bu videoya mutlaka bir like atın. Ve aklınızda, düşüncelerinizi merak ediyorum. Bu tarz içeriğin devamı gelsin mi gelmesin diye yorumlar kısmına yazarsanız onu da sevinirim. Ailemize de ilk defa gelmişseniz, kanalımıza da ilk defa gelmişseniz, buraya durmuyor. Kanalımıza da ilk defa gelmişseniz abone olmadan kesinlikle çıkmayın. Başka güzel videodan görüşmek üzere efendim. Sur'dan, Diyarbakır'ın kalbinden hoşça kalın efendim.